Burcu Hanım yapmış olduğu açıklamayla hala Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kalıp yaşanan bu e, acı verici tablodan rahatsız olan, gece uyku uyumayan PKK bayraklarıyla Esenyurt'ta ya da Mardin'de miting yapılırken Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının ya da e, aracının önünde bu bayrakların sallanmasından rahatsız olan, Cumhuriyet Halk Partililerin, samimi CHP'lilerin aslında sesi oldu. Bugün baktığımız zaman biz Burcu Hanım'ı bugünkü duruşuyla tanımadık sadece. Hatırlarsanız 7 Mart 2024 tarihinde Ekrem İmamoğlu lobisine karşı yapmış olduğu çıkışla kendisi e, Türkiye gündemine oturmuştu. Biz bunu dışarıdan bir yorumla tabii ki e, Ekrem İmamoğlu'na karşı yapmış olduğu söylemle tanıdığımızı söylüyoruz ama içeride de kendisini yani Burcu Hanım'ı net bir şekilde Kemal Bey'in yakın çalışma arkadaşı, grup başkan vekili olarak zaten tanıyoruz. Burada ister 10 Aralıkçılar deyin, ister başka bir e, isimle zikredebilirsiniz. Kemal Bey'in içeride tuttuğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut iktidarına yönelik muhalif kesim aslında Burcu Hanım üzerinde yaratmış olduğu bir e, müdahale mangası kuruyor. Yani Burcu Hanım'ın söylemi içeride yaşanacak bir kazan kaldırmanın ilk adımı olabilir. Evet. Ve de şunu düşünmek lazım. Reklam arasında konuştuğumuz figür. Evet. Türk siyasetindeki bir kadın figürü eksikliğinden bahsettik. Kadınların siyasete dahil olması ve e, Meral Akşener'in aslında bir dönem doldurduğu ve e, bir nebze olsun yumuşama getirebilir mi sorusunu hepimizin aklına soktuğu bu dönemde. Evet biliyorum bölüyorum. Kararsız seçmene de Meral Akşener tarafından işte kadın seçmen, kadın Tabii özür dilerim, kadın, 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 genel başkan. Kadın genel başkan. Bir kadın, kadın eli, kadın eli değilsin. Kadın eli değilsin, bir Siyaset diye. yumuşasın, biraz ee, daha sakinleşsin. İşte bir bu minvalde mi? yaklaşımda bir anda olağanüstü bir genel kurulda Burcu Hanım'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığına tekrar yani bu lobinin, bu yapılanmanın elemanı olarak gelme ihtimalini bile biz bundan bir iki ay sonra konuşuyor olabiliriz. Çünkü Burcu Hanım Gerçekten samimi Cumhuriyet Halk Partililerin sesi oldu. Siz burada saymadınız. Net bir duruş mu sergiledi? Yani aslında bu aslında da. 7 Mart'tan Dik itibaren duruş. 7 Mart'tan itibaren Ekrem evet. İmamoğlu'na karşı ve Özgür Özel'e karşı sergilenmiş en net duruşlardan ikincisiydi. Burada Burcu Hanım'ın söylemlerinin üzerinde açık ve net bir şekilde ben kimsenin emrinde hareket etmem. Ben teröre destek veren bir belediye başkanının e, mitingine katılmam dedi. Ve burada söylemlerinin özünde az önce bahsettiğim gibi Kemal Bey'in izlerinin olduğu başka bir yapılanmanın Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bir ister buna paralel deyin ister gölge deyin yapılanmanın karşılığı olduğunu düşünüyorum. Ve sayılmayan belediye başkanlarından birisi de Ahmet Akın Balıkesir evet. Büyükşehir Belediye Başkanı. Kendisi ben de o günlerde Balıkesir'deydim Balıkesir'deki programlara katıldı sadece sosyal medyadan paylaştığı tweet'le e, desteğini sağladı. Yani e, belediye başkanların %60'ı katılmadı. İşte %60'ı katılmadı ve e, Ahmet Akın'ın da evet. aslında Kemal Bey'in e, belediye hani belediyelerden sorumlu genel başkan yardımcısı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Yani bu yapı e, kendi içerisinde de Özgür Özel'e de yeri geldiğinde belki de Ekrem İmamoğlu'na da bir mesaj verebilir pozisyona geçebilir. Yani ee, tabii ki Ekrem Bey ile Ahmet Akın'ın arasındaki muhabbet e, doğal olarak iyidir kendi belediyeleri. Ancak evet. kö, Burcu Köksal'ın net bir şekilde almış olduğu tavırda ben e, eski genel başkanının izlerini, yani yapılanmasının izlerini görüyorum. Yani Kemal Bey'in tavrı budur diyemem. Kemal Bey zaten HDP ile PKK'nın siyasi temsilcileriyle masaya oturarak bu süreci başlatmıştı. Ve bu süreçte Burcu Hanım belki siyasi kariyerinin e, en doğru çıkışını yaparak bundan sonraki e, kariyerini doğru planlarsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığına dahi oturabilir. Çünkü gerçekten ben bir Balıkesirliyim. Kuvaymiyle şehri benim Balıkesir'im. Bu şehrin insanların neredeyse tamamı yaşanan bu olaylarda Cumhuriyet Halk Partisine oy verse de mevcut bakış açısından ve söylemlerden rahatsız. Balıkesir'deki Cumhuriyet Halk Partililer ...terörle, PKK'yla yan yana alınmaktan rahatsız oluyor. Bunu e, net bir şekilde beyan etmek istiyorum. Evet, CHP içerisinde Ma diğer dikkat çeken isim de Mansur şimdi, Yavaş. Mansur Yavaş. Yani şimdi bunu şöyle düşünmek lazım. CHP içerisinden bir isim dikkat çekmiyor. Mansur Yavaş her daim CHP'li bir belediye başkanı oldu. CHP tarafından gösterilen bir belediye başkanı oldu. Ancak yapmış olduğu hamlelerle her zaman... ...Cumhuriyet Halk Partisi'nin güdümünde hareket etti diyemeyiz... Cumhuriyet Halk Partisi kendisini belediye başkanı adayı olarak göstermeden önce İyi Parti ile de kulis çalışmaları yaptı. Yani Mansur Bey bir siyasetçi